Erciyes Üniversitemizin kıymetli rektörü, İletişim Fakültemizin değerli dekanı, İletişim Fakültesi öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım hoş geldiniz. Dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Aynı zamanda İdareciler Günü. Eksik olmasın değerli rektörümüz bugün bir nezaket ziyaretinde bulundu. Tabii bizim mesleğimize, sektörümüzle ilgili cumartesi günü bir yazılı açıklama yaptık. Cuma günde bir ön değerlendirme yaptık. Uzun uzun tekrar bunlardan bahsedecek değilim. Daha çok da üniversiteyle ilgili çalışmalarımız ve değerli hocamı dinlemek arzu ederiz. Biz iletişim fakültemizle kuruluşundan bu yana Erciyes Üniversitemizle gazeteciler cemiyeti olarak hep yakın çalıştık. Yakın ilişkiler içerisinde olduk. Değerli hocamın rektörlüğü döneminde de bu çalışmayı sürdürdük. Hakan hocamın dekan yardımcılığı yaptığı dönemde, Hamza hocamın dekanlığı döneminde biz iletişim fakültemizde iki kitabı çalıştık. Sanıyorum bir iki ay içerisinde baskıya girecek Kayseri basınının 100 yıllık basın tarihiyle ilgili bir çalışmayı bizim eski cemiyet başkanımız da olan Mehmet Sena Köşedağ hocam, değerli dekanımızın refakatinde hocamızın talimatıyla bir protokol imzalamıştık biliyorsunuz. İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak. O protokole bağlı o kitap çalışması da son aşamaya geldi. İnşallah bir iki ay içerisinde o 100 yıllık basın tarihinin ki bu sene 111. yıla girdik. Onu da bir kitap şeklinde yayınlayacağız. Bu arada basın müzesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer başkanlarımız da bugün ziyaret edecek. Orada da kısa bir bilgi vereceğim ama onu da üniversitemizle, iletişim fakültemizle birlikte yürütüyoruz. Geçtiğimiz hafta bir ön çalışma yaptık. Selma Hanım burada üniversitemizin kıymetli öğrencilerinin orada yüksek lisans yapmış bizim meslektaşımız. O da katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız çalışmada bir mesafe kat ettik. Olağanüstü bir mani olmazsa güzel bir müze olacak ve inşallah ilk gazetenin çıkışının 111. yılında 29 Ağustos'ta basın müzesinde hizmete açacağız. Sonra unutun biraz da erken olmasa sebebiyle haberleştirilme babında söylüyorum. Biliyorsunuz 2008'e kadar bizim meslekte bir yıpranma payı vardı. Yani biz bir yıl 365 gün prim yatırdığımızda ilave 90 gün bir yıpranma payı alıyorduk. Tıpkı polisler gibi, askerler gibi, madenciler gibi, itfaiyeciler gibi vesaire. 2008'deki bir düzenlemeyle bu kaldırılmıştı. Tekrar bu 3 yıla düşürülmüştü. Bizim yaptığımız görüşmelerde, meslek örgütlerinin yaptığı görüşmelerle 2012'deki tekrar düzeltilmişti. Bu yeniden SGK tarafından 3 ay, yani yıla 3 ay, 90 gün ilave düzenleme getirildi. Bunu bir adeta müjde gibi ilk defa burada söylüyorum. Bugün Türkiye genelinde de paylaşacağız. Ama orada bir eksik var. Eksik şu, ısrarla kanunu çıkaranlar, yani değerli milletvekillerimiz illa basın kartı olacak dedi. Ya fiilen sahada çalışıyorsa, gazetecilik yapıyorsa basın kartı olma zorunluluğu olmamalı ama basın kartı olacak dedi. Bunun için ben değerli meslektaşlarım 212 sayılı ki bugün onun anlamıdır. 212 sayılı basın iş kanunundan sigortalıysa mutlaka Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na, eskiden sarı basın kartı diyorduk ama o da şimdi turkuaz oldu, ağız alışkanlığı, basın kartı için başvursunlar. Yoksa yıpranmadan yararlanamıyorlar. Aslında yararlanmaları lazım. Ama maalesef o konudaki kulis çalışmalarımızı meclisten geçiremedik. Ama hiç olmazsa basın kartı olanlar bundan yararlanabilecek. Mutlaka 212'den sigortalı olanlar, tekrarlıyorum, CİP'e başvursunlar. Sektörümüz sıkıntıda, bunu defalarca söylüyorum. Müthiş bir dijital dönüşüm var, bir fırtına gibi geliyor. Sektörümüzde işsizlik %30'ları buldu. Türkiye'de iletişim fakültesinin sayısı çok fazla. İletişim fakültesi mezunlarımızı yaygın veya yerelde istihdam edebilme imkanımız maalesef yok. Dolayısıyla bu mezunlarımızın önemli bir bölümü başka alanlarda bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ama iletişim danışmanlığı gibi çok ciddi bu şeyle beraber, dijital dönüşümle, değişimle beraber bir alanda da gelişme var. Üniversitemiz eğitim formatını, müfredatını, fakültemiz şüphesiz ki oraya doğru değiştirmiştir, değiştirdiğini biliyorum. Oraya doğru yönelmemiz lazım. Ben sözlerimi uzattım. Değerli rektörümüze bu zamana kadar her zaman yakın ilgisini, alakasını gördüm. Değerli hocamızın Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşunun 78'de kuruldu. 42-43. Yılına girdik. Bundan sonra da cemiyetimizin her faaliyetine her türlü katkıyı, desteği vereceğine hiç şüphem yok. Kendisini burada ağırlamaktan duyduğum, değerli dekanımız ve öğretim üyeleriyle beraber şeref duyduğumu hepiniz adına ifade etmek isterim. Değerli hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, saygıdeğer basın mensupları, öncelikle bildiğiniz gibi dün 10 Ocak'tı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Gerçekten çok ülvi bir meslek icra ediyorsunuz. Belki de mesai mefhumu olmayan birkaç meslekten bir tanesi. İşte bildiğiniz sağlık çalışanların mesai mefhumu yoktur. Güvenlik güçlerimizin yoktur. Bunlardan bir tanesi de basın mensuplarıdır, gazetecilerdir. Gerçekten çok ülvi bir meslek icra ediyorsunuz. Zor şartlarda cefakarca, vefakarca çalışıyorsunuz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gününüzü tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum.
Tabii üniversite özelinde de şunu söyleyebilirim. Erciyes Üniversitemiz özellikle ben 2 yıl geçti rektör olalım. Şehrimizin dinamikleriyle birlikte çalışacağımızı söyledik. Bunlardan en önemli dinamiklerden bir tanesi de basınımızdır, medyamızdır. Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız ve sizlersiniz. Çok iyi bir işbirlikleri içerisinde bunu götürdük bildiğiniz gibi. İnşallah bundan sonra da bu devam edecek. Bizimle ilgili Erciyes Üniversitesi ile ilgili her türlü gelişmeyi hemen kamuoyuyla duyurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitemizin çıtasını hep yükselteceğiz dedik. Hep yükseltiyoruz. Yükseltmeye devam edeceğiz inşallah. Burada da kamuoyuyla bizim aramızdaki aracı kurum sizsiniz. Meslek grubu sizsiniz. Gerçekten bu konuda da çok teşekkür ediyoruz. Tabii Sayın Başkanım da ifade etti. Biz birçok alanda işbirliği yapıyoruz ama özelde de örneğin basın müzesiyle ilgili bir protokolümüz var. Yine bu sene Süleyman Çetinsay'a medya ödüllerini inşallah İletişim Fakültesi Dekanımızın öncülüğünde bir çalışma yapıyoruz. Bu medya ödüllerini de vereceğiz. 15 Ocak'a kadar herhalde başvuru süresi var değil mi hocam? Evet. Bu konuda da tüm başvuruları bekliyoruz. Gerçekten müthiş bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Başkanımın buradaki özverisi çok fazla, sizlerin özverisi çok fazla. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu işbirlikleri hep devam edecek. Üniversitemiz Kayserimizin incisi, hem Kayserimizi gururlandırıyor hem ülkemizi gururlandırıyor. İnşallah bu gurur hep devam edecek. Üniversitemizi en üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yaptığımızı biliyorsunuz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Her şeyin prosedüre uygun olmasını istiyoruz, güvenli olmasını istiyoruz, kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz bu işin bu dolum kısmı Koçakfarma'da sağlanıyor. Biz preklinik çalışma yaptık Erciyes Üniversitesi'nde. Koçakfarma dediğiniz Tekirdağ'da bir Tekirdağ'da aşı fabrikası değil mi? İlaç firması. Sağ olsun onlar da çok destek veriyorlar. Şu anda 200 gönüllü üzerinde faz 2'ye geçeceğiz ama 200 gönüllümüz hatta 400'ün üzerinde gönüllümüz şu anda bekliyor. Tabii ki bunların çalışmaları da devam ediyor. Yani faz 2 hemen aşı başladı, aşı vurulması manasına gelmiyor. Onun öncesinde bir takım çalışmalar gerekiyor. Aşının insana uygulanabilir, zaten faz 1 aşamasında da bunu yaptık. Koçakfarma'da dolum oldu, orada güvenlik testleri yapıldı. Sonrasında başlamıştık. Şu anda güvenlik testleri devam ediyor, çalışmalar devam ediyor, dolum işlemleri devam ediyor. Ama her şey prosedüre uygun olsun diye zaman vermek istemiyoruz. Ama inşallah başkanla biraz önce konuştuk. Yani bu ayın sonuna başlamayı düşünüyoruz. Ha bu bir hafta önce olur, bir hafta sonra olur. Yani o yüzden zaman vermeyi de çok sevmiyoruz. Çünkü bu işler ince işler. Dikkat edilmesi gereken işler. Yani Allah korusun bir yerde yanlış yapıp bütün emek boşa gideceğine çok dikkatli olup bir hafta 10 gün geç olsun. Yani bunun için tabii ki biz acele ediyoruz. Milli yarışımız bir an önce olması için. Yani şunu söyleyebilirim, çalışmalar devam ediyor. Bugün yine Aykut Hoca ve ekibiyle 3.30'da rektörlükle toplantı yapacağız. Elimizden geleni yapıyoruz, bunu bilebilirsiniz. Şu anda önemli, hiçbir sorun olmadığını da bilebilirsiniz, bunu söyleyebilirim. Ama biraz zamana ihtiyaç var. İnşallah en kısa zamanda da yani bu ayın sonuna en geç başlamayı düşünüyoruz. Yani bu bir hafta önemli alınır, bir hafta iki hafta geç olur, bunu bir şey diyemem. Ama inşallah her şey yolunda giderse. Arkadaşlar bu işler kolay işler değil. Yani dikkat etmek gerekiyor. Yani her şey yolunda giderse devam edebilirsiniz. Allah korusun en ufak bir aksilikte tüm emekleri boşa gider. O yüzden çok dikkatli davranmamız lazım ama gerçekten çok dikkatli davranıyor arkadaşlar. Çok emeklerini sarf etmiyorlar. İnanın yılbaşı tatilinde dahi hocalar oradaydı Koçakfarma'da. Yani memleketlerine gitmediler, tatillerini yapmadılar, orada çalıştılar. Oraya da destek vermeye çalıştık. Çünkü bizim aşımız, biz başında olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım ve kaliteli olması lazım. Bunun için her türlü çabayı sarf ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda da faz 2 aslında çalışmalar başladı. Yani faz 2'ye geçtik de sayılabilir ama şunu demek istiyorum, aşılama başlamadı sadece. Çünkü faz 2'ye geçmek demek, gönüllüleri bulmak demek, gönüllülerin ön çalışması demek, onların tahlillerini almak demek. Bunlar yavaş yavaş başladı ama dozlama işine inşallah en kısa zamanda geçmeyi düşünüyoruz. Ama şu gün, şu tarihe geçeceğiz demek de doğru olmaz. Bunu söylemek istemiyorum. Tekraren 10 Ocak gazeteciler gününüzü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza bu ev sahipliğinden dolayı, sizden ev sahipliğinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada inşallah bir şey yapabiliriz. Evet. Yani Araştırma Üniversitesi gerçekten Erciyes Üniversitemiz çok başarılı projelere, çalışmalara imza atıyor.